Merhaba, bugün Periskop üzerinden... 9 yıl önce Ruşen Çakır telefonu eline aldı ve bağımsız gazetecilik yapmak için yola çıktı. O gün Medyascope'un temelleri atıldı ama bu kolay bir süreç olmadı. Medyascope hayatına önce emekleyerek başladı. Ne oldu? Uyur herhalde, tekrar bak. Merhaba. Aşılması gereken birçok teknik probleme rağmen gazetecilik yapmak için yola çıktık. O koşullarda bile Türkiye gündemini çok yakından takip ettik. Örneğin Ruşen Çakır önemli siyasetçilerle önemli röportajlar yaptı. Siyasetçiler, ekonomistler, akademisyenler derken her konu hakkında yayınlar yaptık. Ama bazı bağlantılarımız bayağı ilkeldi. HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar'la... Ama şöyle anlatmam gerekiyor buraya nasıl geldik. Ancak zorluklar, sıkıntılar ne olursa olsun Ruşen Çakır ilerlemeye devam etti ve bir stüdyo kurdu. Daha sonra işler ciddileşti. Artık Medyascope'un gerçekten bir kamerası, bir masası ve stüdyosu oldu. Ancak profesyonelleşme daha çok vardı. Çok renkli bir kişilik. Ben teşekkür etmiyorum, sizden de nefret ediyorum. Ya katılma be! Sende de hesabım bitmedi. Bardak da boş! Sayın Cumhurbaşkanımızın... Ne oluyor abi, hayırdır? Cumhurbaşkanı bir sözünü mü söyleyeceksin? Evet abi, ne oldu? Ben ayakta dinlerim onu. Stüdyomuz oldu ama hala eksikliklerimiz vardı. Mesela yayınlarda grafik bile kullanamıyorduk. Ama bu bizi tabii ki durdurmadı. Yazıyla da şey yapmak istiyoruz mümkünse. Evet. Rominay başlıyor. Şöyle çevir abi, makarayı çevir. Yok, makaradan ha. Gördüğünüz gibi teknolojinin tüm nimetlerinden faydalanarak... 2016 yılında Medyascope'un YouTube'da sadece 1600 takipçisi vardı. Ruşen Çakır büyük bir risk alarak Medyascope'u büyütmeye karar verdi ve genç muhabirler yetiştirdi. Ve daha da büyüdük. Artık yeni bir stüdyomuz var. Ama aksaklıklar peşimizi hiçbir zaman bırakmadı. Umarım sen de son yayınımız olmaz diyerekten. Daha devam ederiz. Çok teşekkür ederiz aktardıkların için. Az önce Gülseven'e gidecektik. Daha doğrusu Alper Bey'e gidecektik. Hop, şimdi kamera ayarlanıyormuş. O zaman pakete gidelim. Size bağlanmadan önce dün akşam Medyascope yayınına eklemek istediğiniz... Babam geldi. İşte böyle. Medyascope böyle büyüdü. Yer yer komik, yer yer gerilimli ama haberin merkezinde tamı tamına 9 yıl geçirdik. Sizlerin desteğiyle daha çok büyüyeceğiz.